Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Statistik anders ausdrücken. Yani istatistiği farklı bir şekilde söyleme. Dilerseniz dersimiz başlasın. İstatistik nedir arkadaşlar? İstatistikte araştırmalar yapılır ve araştırmaların sonucunda veriler geçer ele, öyle değil mi? Dolayısıyla biz bu verileri incelerken geçmiş zamana dönüt olarak dili geçmiş zamanı kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz Almanca'da bunu perfektlik olarak incelememiz gerekiyor. Ne demek istediğimi cümlelerin üzerinden geçtiğimizde anlatıyor olacağım size. İlk örneğe baktığımızda arkadaşlar, die Zahl der Haushalte hat sich 2018 auf über 50 Millionen erhöht. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Die Zahl der Haushalte ne demek? Haushalte arkadaşlar ev demek, mesken, daire, hane, değil mi? Hanelerin sayısı diyelim isterseniz. Hat sich 2018, 2018 yılında ne olmuş? Auf über 50 Millionen, 50 milyonun über, üzerine, erhöhen neydi? Yükselmek demekti. Yani bu cümle bize ne diyor? 2018 yılında 50 milyonun üzerinde ne olmuş? Hane sayısı artmış. Almanca'da biz buna erhöhen, yükselmiş diyebileceğim gibi evet, erhöhen yerine steigen de diyebilirim. Yani artmış, yükselmiş anlamında. Şimdi fark ettiyseniz arkadaşlar, bu ilk cümlede hat erhöht ne olmuş arkadaşlar burada? Perfekt zaman olmuş. Dolayısıyla ben şimdi buradaki steigen de gene yükselmek demek. Dolayısıyla bunu da ne yapmış olacağım arkadaşlar? İkinci cümlemde perfekt olarak incelemem gerekiyor. Ancak steigen nasıl bir durumu vardı? Hatırlayacak olursanız perfekt zamanında bunu anlatırken size söylemiştim. Hatta orada şunu söylemiştim. Hatırlayacaksınızdır dikkatli takipçilerimiz. Demiştim ki buradaki fiiller tabii ki bununla sınırlı değil. Önümüze gelen yeni fiiller olduğunda mutlaka bunları size ayrıntılı söylüyor olacağım demiştim. Steigen de işte sein'i gerektiren fiillerden arkadaşlar. Hatta ne demiştim ben size, bir noktadan bir noktaya geçiş varsa sein kullanılıyordu. Steigen de öyle bir fiil, sein alan bir fiil. Şimdi dilerseniz bu cümleyi steigen ile yorumlayalım. Aynen arkadaşlar, buradaki yapıyı buraya taşıyorum. Die Zahl der Haushalte, evet aynen buraya aldım, ist steigen ne olacak arkadaşlar perfect zamanda? Ist gestiegen olacak. Dolayısıyla diğer yapıları aynen buraya geçiriyorum. Die Zahl der Haushalte ist 2018 auf über 50 Millionen gestiegen. Evet, fark ettiyseniz arkadaşlar yukarıdaki cümle ve bu siyah ve mavi ile yazmış olduğum cümlelerin arasındaki farkı görmüşsünüzdür diye tahmin ediyorum. Sich erhöhen, bakın burada refleksif bir durum varken, ancak burada steigen'de öyle bir durum yok. Öyle değil mi? Dolayısıyla diğer yapıları da aynı şekilde koyuyorum. Sadece sich'i atmış oluyorum. Niye? Çünkü steigen refleksif bir fiil değil. Dolayısıyla die Zahl der Haushalte ist 2018 auf über 50 Millionen gestiegen demiş oluyoruz. Bu ne demek? Evet. Hanelerin sayısı 2018 yılında 50 milyonun üzerine çıktı. Gene aynı anlam taşıyor. Sadece erhöhen yerine ne olmuş? Steigen olmuş. İkinci cümleyle devam edelim arkadaşlar. Die durchschnittliche Haushaltsgröße hat sich 2015 verringert. Evet, öncelikle cümlenin ne demek istediğini bir kavrayalım. Durchschnittlich ne demek arkadaşlar? Durchschnittlich ortalama. Ortalama, Haushalt az önce söylemiş olduğum gibi ev, hane anlamındaydı. Größe büyüklük. Dolayısıyla ev büyüklüğü, yani buradaki demek istenen şey şu. Hanenin içerisinde oturanlar, değil mi? Haushalt größe'den kasıt hanenin sakinleri. Evet, kaç kişi oturuyor anlamında, işte kişiler, fertler anlamında Haushalt größe
bu kastedilmiş oluyor. Hat sich 2015 verringert, verringern azalmak demek arkadaşlar. Bakın Almanca'da azalmanın birçok anlamı var. Verringern gibi, abnehmen gibi. Dolayısıyla bu cümle bize ne diyor? Hane sayısındaki fertler 2015 yılında ne olmuş? Azalmış. Tabii arkadaşlar buradaki sayılar ve oranlar tamamen benim yazmış olduğum şeyler. Dolayısıyla lütfen bununla tabi kalmayalım. Hani bunlar örnek cümle. Sakın ha sakın bunu bu böyle miymiş diye bunu şey yapmayın. Doğru olarak kabul etmeyelim, olur mu? Bu tamamen benim yazmış olduğum, benim kafadan uydurmuş olduğum cümleler. Biz daha çok yapıya odaklanalım. Bu istatistiki olan cümleler nasıl yorumlanıyor, ona konsantre olalım. Bu sayılar tamamen varsayımdan ibaret. Demek ki burayı toparlayacak olursak 2015 yılında ne olmuş? Die durchschnittliche Haushaltsgröße hat sich 2015 verringert. Evet, hane sayısındaki fertler 2015 yılında azalmış. Şimdi arkadaşlar burada eyleme dikkat edelim. Verringern azalmak demek. Hangi yardımcı fiille beraber kullanılıyor? Haben'le beraber kullanılıyor. Hat verringert. Şimdi abnehmen, bakın bu altını çizmiş olduğumu abnehmen ile değerlendireceğiz. Abnehmen neydi arkadaşlar? Abnehmen ayrılabilir fiildi. Kilo vermek demekti aslında, öyle değil mi? Ancak istatistikte azalmak anlamına gelebiliyor. Dolayısıyla biz şimdi diyeceğiz ki aynı cümleyi abnehmen ile kullanacağız. Bu kadar kolay işimiz. Ne yapacağız? Bu sefer abnehmeni perfektlik olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Aslında burada istatistiği farklı bir şekilde yorumluyoruz derken aynı zamanda perfekt zamana dair de ne yapmış oluyoruz? Bir genel bir tekrar yapmış oluyoruz. O anlamda evet, etkili bir ders olduğunu umuyorum. Bakın abnehmen demek ki azalmak demek. Bunun perfekt zamandaki hali hat abgenommen olacak. Dolayısıyla diğer yapıları aynı şekilde yerli yerine koyuyorum. Ve ne diyeceğim? Die durchschnittliche Haushaltsgröße hat 2015 abgenommen diyeceğim. Bakın burada istatistiği değerlendirirken arzu ederseniz verringern bunu kullanabilirsiniz ya da abnehmen kullanabilirsiniz. Birisinden birisi doğrudur değil. Her ikisi doğru. Arzu ettiğinizi kullanabilirsiniz. Zaten konu başlığından da anlaşılacağı üzere ne yapmış oluyoruz? İstatistiği farklı bir şekilde yorumlamış oluyoruz. Dediğim gibi siyahla yazmış olduklarımı da istatistikte kullanabileceğimiz gibi maviyle yazmış olduklarımızı da pekala istatistikte kullanabiliyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Zahl der Haushalte hat sich 2018 auf über 50 Millionen erhöht. Die Zahl der Haushalte hat sich 2018 auf über 50 Millionen erhöht. Die Zahl der Haushalte ist 2018 auf über 50 Millionen gestiegen. Die Zahl der Haushalte ist 2018 auf über 50 Millionen gestiegen. Die durchschnittliche Haushaltsgröße hat sich 2015 verringert. Die durchschnittliche Haushaltsgröße hat sich 2015 verringert. Die durchschnittliche Haushaltsgröße hat 2015 abgenommen. Die durchschnittliche Haushaltsgröße hat 2015 abgenommen. Evet, sonraki örnekle devam edelim arkadaşlar. Es gibt immer weniger Arbeitsstellen
in denen sich Praktikanten befinden. Evet, bu cümle de gene benim cümlem, benim uydurmuş olduğum bir cümle. Bunun tamamen benim cümlem olduğunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar. İstatistiki hiçbir değeri yok. Lütfen bunu dediğim gibi gramer olarak, dil bilgisayar olarak bakalım. Buradaki sayılar, buradaki bilgilerin içerikleri doğru değil arkadaşlar. Ne diyorum ben burada? Es gibt immer weniger Arbeitsstellen. Arbeitsstelle neydi? İş yeri demekti. Immer weniger, gitgide azalan anlamına geliyor arkadaşlar. In denen sich Praktikanten befinden. Praktikant neydi? Stajyer demekti. Yani ne diyor? Stajyer bulunduran iş yerleri gitgide azalıyor. Halbuki Almanya'da durum böyle değil. Dolayısıyla burada ne demişim? Es gibt immer weniger. Bakın burada immer weniger. Güzel Türkçemizde aslında immer her zaman demek. Weniger daha az demek. Ancak buradakinin anlamı şu arkadaşlar. Gitgide azalan anlamına geliyor. Gitgide azalan iş yerleri. Bakın burada relatif bir durum var. In denen sich onlarda Praktikanten befinden. Onlarda ne yokmuş? Stajyer yokmuş, değil mi? Yani birebir çeviriyorum. Dolayısıyla hani Türkçeyi bir şekilde hani katlettiğim düşünülmesin. Birebir çeviriyorum. Şimdi burada arkadaşlar immer weniger gitgide azalan diyor. Bunu ben sinken ile de yorumlayabilirim. Sinken arkadaşlar batmak ya da azalmak anlamına geliyor. Şimdi dilerseniz bunu sinken ile yorumlayalım. Bunu sinken ile yorumlarken bakalım arkadaşlar mavi ile yazdığım cümleye. Bakın Dietzahl sayı demek. Dietzahl der Arbeitsstellen işyerlerin sayısı. In denen sich, bakın burada da gene bir relatiflik var, bir gönderme var. In denen sich Praktikanten befinden, tekrar bir virgül gelmiş, ist gesunken. Bakın arkadaşlar, burada siyahla yazmış olduğum cümlede herhangi bir perfect zaman yok. Öyle değil mi? Ancak burada sinken'i işin içerisine kattığımızda bu istatistiki bir bilgi, az önce söylemiş olduğum gibi dili geçmiş zamanı kullanmam gerekiyor. Yani perfect'i kullanmam gerekiyor. Perfect'likte sinken ne olacak? Ist gesunken olacak. Dolayısıyla bakın buradaki yapıyı ben sadece neyle değiştirmişim? Sayı ile, yani Dietzahl ile. Dolayısıyla es gibt immer weniger Arbeitsstellen yerine ne demişim? Dietzahl der Arbeitsstellen demişim. In denen sich Praktikanten befinden. Bakın buradaki yapıyı aynen buraya almışım. Tekrar bir virgülle ayırmışım. Ist gesunken, azaldı demişim. Demek ki sinken ne olmuş? Ist gesunken olarak ne olmuş? Farklı bir yapıda. Ama aynı anlama gelen bir istatistiki bir cümle haline gelmiş. Dediğim gibi bu istatistiki bir bilgi. Ancak bu da gene istatistiki bir bilgi. Her ikisini kullanabiliriz arkadaşlar. Sonraki örneğe bir bakalım. Ne diyor? Der Anteil an den Arbeitslosen in Deutschland nimmt jedes Jahr ab. Evet, bakın burada abnehmen. Abnehmen neydi arkadaşlar? Önceki örnekte görmüştük. Abnehmen aslında neydi? Kilo vermek demekti. Ancak istatistikte azalmak anlamına gelebiliyor. Der Anteil, Anteil oran demek arkadaşlar. Der Anteil an den Arbeitslosen, Arbeitslos işsiz demek arkadaşlar. İşsizlik, işsizlerin oranı anlamına geliyor. Ama nerede? In Deutschland, Almanya'daki İşsizlerin oranı nimmt jedes Jahr her yıl ab. Her yıl azalıyor diyor. Şimdi biz abnehmen yerine bakın abnehmen yerine ne yapabilirim? Sich verringern'ı kullanabilirim. Bu da gene azalmak demek arkadaşlar. Bu da gene istatistikte kullanılan bir yapı. Dolayısıyla sich verringern bakın burada refleksif bir durum. Ne diyeceğim? Almanya'daki işsizlerin, işsiz tabii öyle deriz değil mi? İşsiz olan insanların oranı ya da sayısı ne oluyor? Gitgide azalıyor diyeceğim değil mi? Azalıyor diyeceğim. Ne olacak o zaman? Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat sich verringert. Bakın, hat verringert, perfekt zamandaki
hali olmuş oluyor. Sich verringern ne olmuş? Hat verringert olmuş perfektlik zamanda. Dolayısıyla Almanya'daki işsizlerin oranı, tabii güzel Türkçemizde işsizlerin oranı demeyiz. Ne deriz? İşsizlik oranı deriz. Ancak Almanca'da Arbeitslose diyebiliyoruz. Dolayısıyla işsizler, yani oradaki insanlar, kişiyi kastetmiş oluyoruz. Almanca'da böyle bir kullanım var. Dolayısıyla bunu bu dinamikte incelemek en doğrusu olacak. Dolayısıyla burayı toparladığımızda ne diyoruz? Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat sich verringert. Dilerseniz bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Es gibt immer weniger Arbeitsstellen, in denen sich Praktikanten befinden. Es gibt immer weniger Arbeitsstellen, in denen sich Praktikanten befinden. Die Zahl der Arbeitsstellen, in denen sich Praktikanten befinden, ist gesunken. Die Zahl der Arbeitsstellen, in denen sich Praktikanten befinden, ist gesunken. Der Anteil an den Arbeitslosen in Deutschland nimmt jedes Jahr ab. Der Anteil an den Arbeitslosen in Deutschland nimmt jedes Jahr ab. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat sich verringert. Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland hat sich verringert. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Der Anteil der Studenten ohne Abitur ist gestiegen. Evet. Der Anteil der Studenten ne demek arkadaşlar? Üniversite öğrencilerinin oranı ohne Abitur, yani bu az önce söylemiş olduğum gibi Abitur lise bitirme sınavı demiştik, öyle değil mi? Kısaca ohne Abitur, yani bu sınavı vermeyip de üniversite öğrencisi olanların oranı ist gestiegen, steigen neydi? Çıkmak demekti, öyle değil mi? Yani bu oran ne olmuş? Yükselmiş anlamına geliyor. Steigen perfekt zamanda ne olacak? Ist gestiegen olacak. Dolayısıyla ist gestiegen'i ben neyle? Zunehmen ile değiştireceğim. Zunehmen neydi? Kilo almak demekti. Ayrılabilir fiil. Ancak istatistikte ya da matematikte ne diyebiliriz? Artması demek. Dolayısıyla oran artmış. Bu üniversite öğrencilerinin, yani abitur yapmayan öğrencilerin, üniversite öğrencilerin oranı artmış diyeceğiz. Dolayısıyla die Zahl der Studenten ohne Abitur, yani abitur sınavını vermeyen üniversite öğrencilerinin sayısı ne olmuş? Bakın, zunehmen hat zugenommen. Demek ki zunehmen hat zugenommen olarak inceleniyor. Dolayısıyla sayı olarak bakıldığında, bakın burada oran, der Anteil ya da die Zahl, ikisi de aynı şeyi gönderme yapıyor. Oranı kastetmiş oluyoruz. Dolayısıyla die Zahl der Studenten ohne Abitur hat zugenommen diyebileceğim gibi der Anteil der Studenten ohne Abitur ist gestiegen de diyebilirim. Çünkü ne diyor her iki cümle? Her iki cümle ne diyor? Artıyor, değil mi? Artmış sayı ya da oran arttı deniliyor. İsterseniz son iki cümleye bir bakalım arkadaşlar. Bu cümlede de die Zahl der Ingenieure in der Schweiz ist gleich geblieben. Evet. Die Zahl der Ingenieure in der Schweiz, değil mi? Sayı demek. Kimlerin? Der Ingenieure, mühendislerin sayısı nerede? In der Schweiz, İsviçre'de, değil mi? Almanca'da tabii arkadaşlar özelden genele gidiliyor. Güzel Türkçemizde genelden özeldir ya. Ne yaparız? İsviçre'deki mühendislerin sayısı deriz. Ancak Almanca'da fark etmişsinizdir bunu mutlaka. Sayılar, mühendisler ve İsviçre deniliyor. Halbuki güzel Türkçemizde mantık öyle değil, değil mi? Dolayısıyla ne yapacağız? İsviçre'deki mühendislerin sayısı diye bakmamız gerekiyor. Ist gleich geblieben. Bleiben neydi? Kalmak, durmak demekti. Peki perfekt zamandaki karşılığı neydi? Ist geblieben. Dolayısıyla ist geblieben kaldı. Gleich geblieben aynı kaldı.
Yani bu cümle bize diyor ki İsviçre'deki mühendislerin sayısı aynı kaldı. Yani ne arttı sayıları ne de azaldı. Durağan bir şekilde, değil mi? Hiçbir azalma ya da artma yok. Biz buna gleichbleiben diyebileceğim gibi stagnieren de diyebiliriz. Demek ki stagnieren arkadaşlar kalmak demek. Olduğu gibi kalmak demek. Yani ne artması ne de azalması. Olduğu gibi kalması stagnieren diye karşımıza çıkıyor. Şimdi ben bunu stagnieren olarak yorumlayacak olursam Die Zahl der Ingenieure in der Schweiz, bakın aynı yapıyı aldım, hat stagniert diyorum. Bu kadar kolay. Demek ki stagnieren hat stagniert olarak kalmış oluyor. Dolayısıyla ben arzu ettiğimde Die Zahl der Ingenieure in der Schweiz ist gleich geblieben diyebileceğim gibi Die Zahl der Ingenieure in der Schweiz hat stagniert diyebilirim. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Der Anteil der Studenten ohne Abitur ist gestiegen. Der Anteil der Studenten ohne Abitur ist gestiegen. Die Zahl der Studenten ohne Abitur hat zugenommen. Die Zahl der Studenten ohne Abitur hat zugenommen. Die Zahl der Ingenieure in der Schweiz ist gleich geblieben. Die Zahl der Ingenieure in der Schweiz ist gleich geblieben. Die Zahl der Ingenieure in der Schweiz hat stagniert. Die Zahl der Ingenieure in der Schweiz hat stagniert. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Bu dersimizde çok önemli olan bir konu olan istatistikleri, istatistiki olan bu verileri farklı şekilde ifade etmeyi görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.